dertten çekmiş kimi gönülden. Herkes muradını arıyor gördün mü? Kimi dertten çekmiş kimi gönülden. Her kul muradını arıyor gördün mü? Bahar yaz aylarım geçti tezelden. Mevsimler kışa varıyor gördün mü? Bahar yaz aylarım geçti tezelden. Mevsimler kışa varıyor gördün mü? Gördüm viran bağda bülbül ötmüyor. Marazlı koyunu kimse gütmüyor. Gördüm viran bağda bülbül ötmüyor. Marazlı koyunu kimse gütmüyor. Kader zararına takas etmiyor. Bir dert alıp beş veriyor gördün mü? Kader zararına takas etmiyor. Bir dert alıp beş veriyor gördün mü? Kimseye seslenmedi. Aşk öldürsün beni, beni ben uslanmadım. Bağrım yandı kimseye seslenmedi. Aşk öldürsün beni, beni ben uslanmadım. Kasmet zamur oldu ben ıslanmadım. Tarih ellere gülüyor gördün mü? Kısmet yağmur oldu ben ıslanmadım. Tarih ellere gülüyor gördün mü? Sevgili izleyenler, bugün Tomazlı ilçemize bağlı Aslantaş mahallemizdeyiz. Aslantaş mahallemiz Tomazlı ilçemize yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık 1 saat yolculuk esnasında Aslantaş mahallemize nihayet ulaşmış durumdayız. Yoğun kış şartları nedeniyle Aslantaş mahallemize yaklaşık yer yer yarım metre, bazı noktalarda ise 1 metre civarlarında kar var. Yollar gayet açık ve güzel. Şimdi bugün buraya Aslantaş mahallemizde kış belgeseli çekmek için geldik. Bakalım Aslantaş mahalle sakinleri kışın ne yaparlar, geçimlerini nasıl sağlarlar, vakitlerini nasıl değerlendirirler? Bugün hep beraber Aslantaş mahallemizi buyurun hep beraber gezip görelim. Ben Aslantaş Mahallesi'nden Yunus Davarcı. Bizim buralarda avşar öykülerinde şehit ağıtlarımız söylenir. Genç ölen arkadaşların arkasından ağıtlar yakılır. Ben de sizlere bir şehit ağıdı söyleyeyim. Şırnak'ta cünyüdü dayan. Kan kalmaz yürek bağında. Haçlığını kıt koydum day. Kavrulur kendi yanında. Bilmemiş kuzum bilmemiş,
silahta mermi kalmamış. Süngü dağmış aslan oluyum, yardıma kimse gelmemiş. Süngü dağmış aslan oluyum, yardıma kimse gelmemiş. Mezara kadar ağladım, oğlumun yüzünü gördüm. Polis göreve çıkmasın, kardeşini şehit verdim. Polis göreve çıkmasın, kardeşini şehit verdim. Oğlum hareket ediyor, mezara vardı bir ucu. Düşman başına vermesin, fel bakan babasın hacı. Düşman başına vermesin, fel bakan babasın hacı. Dertten çekmiş kimi gönülden, herkes muradını arıyor gördün mü? Kimi dertten çekmiş... Sevgili izleyenler, Aslantaş Mahallesi'ndeyiz ve Aslantaş Mahalle bakkallarından biri olan Tayfun İzgi ile beraberiz. Tayfun Bey merhaba, nasılsınız? Merhaba Murat kardeşim. Öncelikle köyümüze geldiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Köyümüzü tanıttığınız için, çeşitli yaptığım belgesellerden dolayı teşekkür ederim kardeşim. Köyümüze hoş geldin, buyurun. Hoş bulduk. Kaç yıldan beri market, bakkallık yapıyorsunuz? Kardeşim bu bakkal işi bize babadan intikal ediyor. Yani tahmin üzeri bir 50 yıllık, 60 yıllık mazimiz var. Ya siz kaç yıldan beri burayı işletiyorsunuz? 2003'ten bu tarihe kadar evet, ben de. Bir 17-18 evet. Yıldır ben yaptım. Burası sizi kurtarıyor mu? Bunun haricinde bir işler yapıyor musunuz? Bizi kurtarmıyor. Hayvancılık yapıyorum. Büyükbaş. Onlar işte yan gelir. Ancak o şekilde ayakta durmaya çalışıyoruz kardeşim. Arıcılık da yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Evet, arıcılık da yapıyorum. Devletin vermiş olduğu bir teşvikten yararlandım ben. Hibe aldım. Hibe ile 60 kovan arı aldım. Onu da yapıyorum evet. Evet, bal da satıyorsunuz galiba. Tabii bal, organik bal. Bizim köyümüz rakam olarak 3100-3080 Beydağ olduğu için burada endemik bitkiler de çok. Balımızın kalitesi de çok yüksek. Şu an arılarınız Adana'da galiba bildiğiniz. Adana, Kozan'da kışlatıyoruz. Yazları köyümüze geliyoruz kardeşim. Ne zaman geçiyorsunuz? Tamam. Nisan 15'ten sonra bu köye gelir. Nisan 15'ten ne kadar burada kalıyorlar? Tahminen bir 10. aya kadar kalıyoruz burada. 10. aydan sonra tekrar Kozan'daki yerimiz var. Yani Tufanbeyli, Aslantaş arasında arılar gezip geliyor değil mi? Yok, Tufanbeyli... Rakam olarak bizim köyle bir fazla değişikliği yok. Kozan'a gidiyoruz. Adana, Kozan, Adana, orada rakam sıfır. Portakal bahçeleri var. Oraya gidiyoruz yani. En güzel yazlama yeri orası. Yani yazın burası, kışın orası. Neler söylemek istersiniz? Ben teşekkür ediyorum kardeşim. Bu fırsatı verip beni burada konuşturduğun için, ne bileyim köyümüzün güzel şeylerini paylaştığın için, yani köyümüzü tanıttığın için, köyümüze şu anda ilgi çok. Arıyorlar, soruyorlar. İşte karın yağdığıyla ilgili, hava şartla ilgili soranlar var. Bunda da senin emeğin çok kardeşim. Sana da çok teşekkür ediyorum. Evet. Bize de son olarak da bakkalınıza sahip çıkın ki buralar kapanmasın, buralar yok olmasın. Sadece burası için konuşmuyorum, Aslantaş için konuşmuyorum. İlçe merkezinde veya ilçe merkezine bağlı diğer mahallelerimizde bulunan bakkallarımıza mutlaka sahip çıkalım diyoruz ve Aslantaş mahallemizdeki turumuz devam ediyor. Sen çekmiş kimi gönülden, her kul muradın arıyor gördüm. Bahar yaz ayın.
Ben Kayserili, Tomarza ilçesi Arslantaş mahalle muhtarı Hamdi Davarcı. Bizim köyümüz Tomarza'ya 45 kilometre uzaklıkta en son köy, en gariban köy, en fakir köy. Hayvancılıkla geçimimizi sağlayan bir köyüz biz. Şu anda bulunduğumuz nokta da Adana il sınırı. Arslantaş, Ayvat arasında Adana il sınırı. Tuvanbeyli'ne 28 kilometre. Bizim 1942 yılında, 1970 yılında, 1983 yılında İsmet İnönü Cumhurbaşkanlığında verilen kararnameler elimizde, bütün evraklarımız elimizde. Ama 2004 yılında, 2007 yılında kadastro çalışmalarından dolayı Tuvanbeyli'nin Ayvat köyünün muhtarı kadastro memurlarının yanında bulunarak şimdiki bulunduğumuz bizim Kurubel yaylamızın hemen dibine getirdiler, sınırı lafesini diktiler. Biz Aslantaşlı olarak, Kayserili olarak, Tomarzalı olarak bizim sınırımızın geri verilmesini istiyoruz. Tomarza Kaymakamlığı, Kayseri Valiliği, gerek milletvekillerimizden biz yardım bekliyoruz. Bizim şeyimize bir çare bulsunlar. Biz hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bu tarafa geçtik mi Ayvatlılar Tuvanbeyli kavamıza biniyor. İşte malınızı bu tarafta otlatmam diyorlar. Biz ne yapak? Bize bir çare. İsmim Mustafa Önder. Arslantaş köyünde ikametgah etmekteyim. Ayrıca Tomarza'da belediye meclis üyesiyim. Burası bizim Adana-Kayseri il sınırımız. Normalde 4,5 kilometre daha ileride olması gerekirken yanlışlıkla kadastro memurları buraya kadar dikmişler. Oysa ki tarihi şeylerimiz var, evraklarımız var ellerimizde, elimizde. Bunu Kayseri Valimiz, Tomarza İlçe Kaymakamımız el atmasını istiyoruz. Yetkililerin el atmasını istiyoruz. Yani burada gerçekten hayvancılık yapıyoruz. Adımınızı diğer tarafa attığınız zaman Adana il sınırına düşürüyorsunuz. Bu tarafa attığınız zaman Kayseri il sınırı. Bunun düzeltilmesini istiyoruz. Saygılarımla. Merhaba, öncelikle iyi günler dilerim. Ben Tomarza'nın Arslantaş Mahallesi'nde ikamet ediyorum. İsmim Eren Önder. Kayseri Üniversitesi Elektrik Sınıfı 2. Sınıf öğrencisiyim. Ülkemizdeki pandemiden dolayı Erciyes'e de gittim. Kayak merkezlerinin yoğunluğundan, pandemi sürecinden dolayı fazla kayak yapamıyoruz. Kalabalıktan, bir de tehlikeli oluyor. Biz de kendi imkanlarımızla köyümüzün Kurubel Yaylası'nın daha Tuvanbeyli tarafında bulunan bir düzlük, yamaç olan bir yere geldik. Böyle kayak yapıyoruz. Hiçbir tehlikesi yok. Buraların turizme kazandırılması için çabalarımızı gösteriyoruz. Sosyal medyada paylaşımlarımızı yapıyoruz. Ben çekmiş kimi gönülden. Her kul muradını arıyor gördüm. Bahar yaz aylarım geçti. Amca, seni tanıyabilir miyiz? Ben Aslantaş köyünün muhtarı babası Hazan Davarcı. Yaşın kaç? Yaşım 75. Bu senden yüksekte oturan kişinin adı ne? Nazife Davarcı. Dayımın kızı. Eşin mi olur? He, eşim olur da. Kaç yıllık evlisiniz? 60 yıllık. 60 yıllık evlisiniz. Kaç çocuk var? 8 tane çocuk var. Elim öper. 5'i kız, 3'ü oğlan. Torun kaç tane? Torunu sayısını bilmiyorum. Şimdi 10-15 tane var torun. Teyzem, seni tanıyabilir miyiz? İsim nedir senin? İsmim Nazire Davarcı. Kaç yaşındasın? Ali dedi, okumuş muyum yok ya, ben bilmiyorum. Bu 72 doğumlu, 79 yaşında bu da. 79 yaşında. Ha. Nasıl birbirinizi nasıl evlendiniz? Nasıl gördünüz? Anlat bakalım. Ben yolsuzum. He. Babam ölmüştü. Bu da bizim oğul olduğu için. En vermiş işte evlendi. Yani görücü usulüyle mi evlendiniz? He. Gördün mü sen amcamı evlenir? Kataköy'de büyüdük hepimiz. Aynı bir evliyiz miydik? Bizim oğlu. Ha, anne baba yoktu sende. Benim annem vardı da babam yok. Annen sordu mu sana buna varacağım mı diye? İstiyor evet, mu diye? Evet, sorman isteydi. İmkanım vardı. Sorman isteydi. Kim gelir sana verirler. Evet.
amcam geldi. İlk amcam mı geldi yoksa? He. Daha önce gelen oldu mu hiç? Oldu, gelen oldu ya, vermedi. Babalığın ortalığı attı şöyle. Dur geldiğin daha çok istedi. Seslenemezdik. Düğün nasıl oldu? Düğün nasıl oldu amca, sen anlat. Düğün güzün oldu 12. ayın içinde. Kışın oldu. Kışın oldu. Ama kışın da buraya kar çok yağıyor. Çok yağıyor. İşte o zaman demek ki fazla yoğmuş. Bu da kemanı yani. Ne yani? Keman çaldılar. Kesirden arkadaşlar geldi buraya. Çalıcılar. Onlar çaldı düğünümüzü. Gelin almaya nasıl gittiniz? Atına getirdiler. Önce atlardı. Burada araba falan yoktu önceden. Hangi? Köyün içinde mi geldi? Köyün içindeydi zaten. Yani köyün içine atına geldin. Atına oradan aldıra geldiler. Ne kadar kar vardı? Kaç santim kar vardı o zamanlar? Neden olsa çığırında geliyorduk işte, iz vardı, öyle geliyorduk. Hemen 1 metre, 1.5 metre kar vardı, öyle azarak diye. Aslantaş mahallesinde kaç metre kar, daha önceden çok kar yağıyormuş buralarda? Çok yağardı eskiden. Ne kadar yağıyordu? Bizim bu damlar görükmezdi bak, karda. Yani 4-5 metre? 4-5 metre olduğu zamanlar oldu. Hatta sene 2017'de bir kar yağmış buraya, biz Ümre'deydik. Ümre'den geldik. Evlerin hiçbirisi görükmüyor. Kepçeyle araştırabiliyoru. Yanımızda, yöremizde evler hiçbirisi görükmüyordu. İki katlı evler. Aynı bir tünele giriyor gibi giriyordu yani. Tünel mi kazdık diyorlardı? Tünel gibi gelip gidiyordu işte. Öyle kar çoğuldu ama bu sene yok bak. Geçiminizi nasıl sağlıyordunuz mesela? Teyzemle evlendiniz o zamanlar. Geçiminizi nasıl sağlıyordunuz? Şimdi ben babamla devamlı beraber kaldım. Babam evde kaldı. Ben acık dışarı gittik çalıştık. Başka yere gittik çalıştık. Çalıştığımızı babama verirdim. Babam da cariye çok içerdi. İyi kötü bugüne kadar geldi. Sonra bir çakıt direktör aldım. Ondan çalıştım. Bir yere gitmedim. Açık Avrupa'ya gittim. 5-6 sene Avrupa'da kaldım. Geri geldim. Direktör aldım. Birden önden bu köyde çalıştım. Saman getirdik, zahra getirdik, un getirdik derken gün bugün, seyahat bu seyahat. Hepsi bir geldi geçti şimdi. Evet, emekli oldunuz. Emekli olduk. Kışında bol ava giderdik yalnız. Ta şu gördüğün başta ormanlı dağlara giderdik sabahleyin. Akşama kadar oralarda gezerdik. Tavşan vurursak vururduk, vuramazsak. Suçlu suçlu yola düşerdik yani. Peki burada kurt çok olduğunu söylüyor. Yani yabani hayvan... Eskiden yiyordu. Yani. Onlardan var mı burada? Şimdi var. Eskiden yiyordu. Şu Saddam'ın harbinden sonra biz burada çuvaldı. Evet. Ondan sonra biz onun adını da duyuyorduk, kendini bilmiyorduk. Ben Avrupa'da gördüm müydü onları ama... Burada köyde gördün mü hiç? Burada hiç görmedim müydü, sonra gördüm. Vuran oldu mu burada peki? Vallahi vuran da oldu yani, vurmadı demeyeyim yani. Vuran da oldu filan bir vurmuştur ama kimin vurdu da bildiğim yok. Filistin'de biz dolmuşla geliyorduk, 4 tanesi yolumuza çıktı. Küçük küçük şöyle. Yoldan dışarı kaçamıyorlar. İzi bulun, cidden hopladılar. Dedim eski gençliğim olsaydı herhalde şöyle dina bunlara zorla zop atardım. Kaçamıyorlar yani ha. Öyle kovaladık geldik yani aşağı bir kapıkaya dedik, tabi bir yer var orada. Öyle gördüm, bir sefer de avına gittim, görmedim kendileri de hiç. Evet. Avda tavşan mı vuruyorsunuz? Yani? Tavşan vururduk, keklik vururduk. Hatta bir tane başak vurdum ben, gencik annem. O zaman bekardım daha. Şimdi onun nesli tükenmek üzere, pişman mısın onu vurdular şu anda? Pişmanım yani, pişman da diyelim de onun ne olduğunu bilmedik yani. Da afiyeten adamımız vardı, öteden çıkınca geliyordu, ben bunu hayatta görmedim mi de. Ayı mı, başka bir mahluk mu neciyse geliyordu. Yaklaştı şöyle, kaldırdı tüva çaldı, tüva takılamadı. Ben de yanında oturuyordum aynı bu şekilde hemen. Bunun yerine ben oturuyordum, o arkadaş da benim yanımda oturuyordu. Hemen ben buradan bu yanına geçirdim, benim köy takıladı. İkinciyi sıkamadım, o da sıkamadı, ben de sıkamadım. Kıvrandı böyle. Bana dedi ki seni umura gittiler şimdi. 3 arkadaş olduk şimdi, 2 tane daha vardı işte. 5 kişiydik hasta da. İkisi geri değerli. Ben buna tüyak sıktım dedim şimdi. Ben bunun izinden giderim. Siz de önüne geçin. Varsa siz de ondan sıkın dedim şimdi. Yok boş yürüyor geldi. Orada yatmış. Toplamış. Arka ayaklarını çekememiş. Ufusun yatıyor. Aman aman yaklaşma yaklaşma. Ya ölmüş zaten. Nesine yaklaşmayayım. Bir yanına geldim. Aman yaklaşma. Şimdi arkadaş tüva kurdu. Tüva çaldı takılamadı ya. İki gözünde kurdu. Tüvanın yanına geldi. Ya arkadaş o ölmüş dedim ya. Ancak o ölmüş. Ona hiç elemedim. Tüva hamamışsa şöyle bir tuttu. Haydi yüzünü git, veriye de geldi, orada yüzdüler. Bana elimi de vurdurmadı, ben vurdum ya. Omuzunu attı arkadaşım, bir tanesi geldik. Burada bir adam bildi, başkası da bilmedi onu bak. Bir aşiret adamı vardı burada. Şimdi herkes öğrenmiş oldu. Şimdi herkes biliyor. Sonra bir de aşağıda gene rast geldi, ben sıkmadım. Başka köyden bir tanesi sıktım bak.
Evet. Öyle gördük önde. Peki hiç böyle öküzle şey sürdünüz mü? Öküzden çift sürdüm. Sürdünüz değil mi? Oranın ekim biçtim. Tırpanın ekim biçtik. Onları gördün. Onları gördük. Yani yokluk zamanlarını gördün ya. Gördüm. Sırtımızda ot indirdik dağdan. Şelane. Düven sürdük öküzüne. Sen de amcama yardım eder miydin? Ne yapıyordun sen peki? Geldiğimde giderdim, şele geldirirdim. Düvenin üstüne binerdim. Sürerdik, işte öyle uğraşırdık. İyi bakalım. Peki sizi çocuklarınız var mı? Gurbette, başka yerlerde olan çocuklarınız var mı? Kayseri'deki oğlumuzdan bir kızımız var. Bir de gurbette kızımız var. Ne söyleyeceksiniz? Bak onlar sizi üzüyorlar şu anda. Onlar ne söyleyeceksiniz? Ne söyleyecek ki? Selamı diyecek, Türk'ü çağıracak. Türk'ü de tabii ki. Bol bol selamımız olsun onlara da. Siz Allah uzun ömür versin. Selam söylerim. Teyzem seni tanıyabilir miyiz? Tabii. İsmi nedir? Hüsne Davarcım. Kaç yaşındayız? 76 yaşındayım. Hep davarcı mı var burada? Ne? Kimle konuşuyorsun? Soy isim davarcı. Soy isim davarcı. Aylin, işçilerden geldim, davarcılar da gelin. Ha, gelin geldin davarcılara. Evet. Sen hangi köyden geldin buraya? Aynı köyden. Aynı köyden gelin mi geldin? Aslantaşlıyım. Amcam hayatta mı? Yok canım. Ne zaman vefat etti? 37 sene oldu kızım. Allah rahmet eylesin. Amin. Çocuk kaç tane? 8 tane. 8 tane çocuk var. 8 tane çocuğum var. Torun kaç tane biliyor musun? Vallahi torun. Çok. Buradakiler torunların sayısını bilmiyor galiba. He maşallah var. Çocuklar neredeler? Çocukların bir oğlum Kayseri'de, ikisi de burada. Hep yanında. Kızlarım da biri Ankara'da, ikisi üçü de Kayseri'de. Ne yapıyorsunuz? Burada geçimimizi nasıl sağlıyorsunuz burada? Vallahi malına sağlıyor. Hayvan var. Kaç tane hayvan? 7-8 tane var. Onun sütüyle, zavzasıyla sağlıyor. Peynir yapıyorsunuz? Peynir yapıyor. Hangi peynir yapıyorsunuz? Vallahi sündürme yapıyor, baskı yapıyor. Zor oluyor mu? Tabii zor olmam oluyor. Yağlı peynir yapıyor, sündürüyor böyle. Şimdi yazın bir şeyler yapıyorsunuz galiba. Bunları yaptıklarınızı kışın tüketiyorsunuz galiba. Yok canım, yazın satı yok. Hayır, başka ne yiyecek yapıyorsunuz mesela yazın, kış hazırlık? Kış hazırlıkta her şey yapıyor. Ne yapıyorsunuz peki? Peynir yapıyor, sündürme yapıyor, eve yağ yapıyor. Yufka falan yapıyor musunuz? Ne? Yufka falan yapıyor musunuz? Yufka yaparız canım. 3 gün, 4 gün yufka yaparız. Maşallah. Evet. Komşularla beraber oluyorsunuz galiba. Tabii canım. Herkes birbirine yardım ediyor. Üç komşu bir olur, yardımlaşırız, yaparız. Emekliliğin falan var mı senin de? Yok, yaşlılık aileyim. Çocuklarım mı bakıyor sana? Yaşlılık aileyim var. Her çocuğu oğlumun yanındayım. Oğlun yanında kalıyor. Oğlumun yanındayım. Nasıl? Gelinle aran nasıl? Gelinle Allah var. Gelinime diyecek yok. İyi şükür. Genelde pek iyi olmaz diyorlar ya. Yok yok. Arasında. Evladım gibi iyi. Allah var. İşi rast geçsin. Adana kızı. Oradan aldınız gelin. Oradan aldım. Kızlarımı, oğlumu, oğlumun bir Kayseri'de. İkisi burada. Devya Hatsü'yle oğlan benim idi. Gelinlere selam yok mu? Gelinlerimi döperim, torunlarımı döperim. Hepsi canımdan kıymetli, işler rast geçsin. Teyzem seni tanıyabilir miyiz? İsim nedir? Pampal Bağırgan. Bağırgan. Evet. Kaç yaşındasın teyzem? Vallahi bilemiyorum yaşımı. 80'i geçtin mi? Geçtim. 80'i geçtim. Amcam hayatta mı? Yok. Ne zaman vefat etti? 9 yıl oldu. Peki sen ne yapıyorsun? Geçimi nasıl sağlıyorsun? Kendim. Çocuklar yanımda yok. Tek başına mı yaşıyorsun? Tek başıma yaşıyorum. Peki nasıl geçiniyorsun? Vallahi hükümet bir aylık veriyor. Onunla geçiniyorum. Birine am var. Çocuklardan yardım bekleyemiyorum. Yok, çocuklar zaten yokluydu babaları. Bir şey artıramadı. Çocuk kaç tane var teyzem? 6 tane, 3 oğlan var, 3 kız var. Neredeler bunlar? Kayseri'deler. Hepsi Kayseri'de mi? Kayseri'de, köylerde. Görüşürüm, giderim, gelirim, kendiler gelir. Memnunum çocuklardan, babalarının gününden daha memnunum. Allah'a emanetler olsun. Çok seviyorum çocukları, çok. Babalarından çok seviyorum. Gelinleri? Gelinleri de seviyorum. Haydi. Torunlar. Ben Aslantaş Mahallesi'nden Dönay Davarcı. Kayseri Zümrüt Çerhovacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 11. sınıf Adalet bölümünü okuyorum. Bugün size bir şarkı söyleyeceğim.
Kirpin kaşına da değdi zaman. Kirpin kaşına da değdi zaman. Bekletme sevdiğim de vur beni beni. Bekletme sevdiğim de vur beni beni. Sevdanın şafağı da söktü zaman. Sevdanın şafağı da söktü zaman. Diyardan diyara da sür beni beni. Diyardan diyara da sür beni beni. Saçların rüzgarı da tel tel içinde. Saçların rüzgarı da tel tel içinde. Dudağın dilinden şerbet içende. Dudağın dilinden şerbet içende. Gönlümde duygular da ateş saçanda. Gönlümde duygular da ateş saçanda. Ateşten gömleğe de sar beni beni. Ateşten gömleğe de sar beni beni. Selfinden Umar Hasan'ın kızıyım. Tamam, böyle mi konuşayım? Aslantaş'ta mı oturuyorsun, burada mı oturuyorsun? Yok, Ayvat Köyü'nde oturuyorum. Buraya yeni geldim, misafirim. Burada misafirsin. Kime misafir geldin? Davarcılar, Hasan Ağa'nın oğlu, eniştemiz. Hamdi'nin evine. Oğullarımı da öpüyorum. Ameliyatı olan oğlumu da öpüyorum. Gelinleri? Gelinleri de öpüyorum. Hepsine selam ediyorum. Aşk öldürsün beni beni, ben uslanmadım. Kasmet zamur oldu ben. Sevgili izleyenler, Aslantaş mahallemizdeki çekimlerimizi tamamladık ve en son mahalle muhtarımızla ve Tomarza Belediye Meclis üyemiz Mustafa Önder ile kısa bir kapanış konuşması yapacağız ve Aslantaş mahallemizdeki turumuzu böylelikle tamamlamış olacağız. Yan tarafında mahalle muhtarımız Hamdi Davarcı, değil mi? Evet, Hamdi Davarcı. Muhtarım, bizlere rehberlik ettiniz. Yaklaşık sabahtan akşama kadar hemen hemen bir günümüzü buraya ayırdık. Sizlerin rehberliği eşliğinde mahallemizi gezdik. Kışın vatandaşlarımızın ne yiyip ne içtiklerini öğrendik sizlerden. Peki sizlerden bunları tekrardan bir izah eder misiniz? Biz kamera kapalıyken bunları görüşmüştük. Bu kışın vatandaşlar Aslantaş mahallelerinde ne yaparlar? Öncelikle Tomarza haberi olarak bizlere kırmayıp köyümüze gelip çekim yaptığınız için size çok teşekkür ederiz. Ben Aslantaş muhtarı Hamdi Davarcı. Bizim güz aylarında evin ihtiyaçlarını komple toplu olarak alırız. Bulguruymuş, taranasıymış, pirinciymiş bunları, unuymuş bunları alırız. Köyümüzde yufka yapılır, yufka ekmek yapılır, kışlık. Hayvancılıkla geçiniriz. Tereyağısı, yoğurdu, peyniri, sütü, yunu vesaire işte bunlar hem satılır hem kendi evimize yaparız. Bu şekilde geçimimizi sağlarız. Yani vatandaşlar buradaki genel olarak büyük anlamda geçimlerini hayvancılıkla sağlıyorlar. Evet, hayvancılıkla sağlanıyor, evet. Bu hayvanların etini, sütünü, yoğurdunu, peynirini satarak da geçimlerini sağlıyorlar. Galiba, aynen, değil mi? Aynen Murat. Toplam nüfusumuz ne kadar peki? Şu anda 60 hane nüfusumuz var. Yaklaşık 300 ortalama şeyimiz var. Evet. Genç nüfus var mı peki köyümüzde? Genç nüfus var, o da var. Peki kışın ne yapıyorlar akşamları burada? Biliyorsunuz pandemi dönemindeyiz, salgın dönemindeyiz. Akşamlar neler yaparlar?
Akşamları kimse bir yere çıkmaz. Televizyonunu açar, çayını demler, televizyonun başında evet. oturur. Diğer tarafımda ise Tomarza Belediyesi öncümenlerimizden Mustafa Önder var. Kendisi de Aslantaş Mahallesi'nde doğma büyümeye. Mustafa Bey, siz neler yapıyorsunuz? Öncelikle hoş geldiniz diyorum Murat Bey. Bizim köyümüze teşvik ettiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Murat Bey, bizim bölgemizi gördünüz. Siz de söylediniz zaten. 45 kilometre uzaklığında bir mahalle burası. Bu mahalle aşağı yukarı 100 haneyi, 120 haneyi bulan bir köy. Ama hani yazlıkçılar geliyor buraya. Bunlar kış olduğu zaman giderler, yaz olduğu zaman gelirler. Doluluk oranı ondan dolayı azalıyor muhtarımın söylediği. Kışın azalıyor galiba. Kışın azalıyor. Oysa ki yazın fevkilade gerçekten çok mükemmel bir yerimiz. Köyümüz cazibe çekecek bir yer ama uzak olduğu için insanlar sizin gibi yerel basın gelmiş olsa, tanıtım yapmış olsa daha da mükemmel olur. Niye derseniz bizim köyümüzdeki hayvancılık her tarafı kekikle dolu olan bir bölge. Buranın yağısı, tereyağısı, telteli, peyniri, yani her şeyi doğal olduğu için gerçekten eti dahi. Yani bir kuzu kesiyorsun, onun eti dahi böyle çok güzel bir lezzeti olan bir yer. Yani bütün herkesi davet ediyoruz. Aslantaş Mahallesi'nde geçim kaynağı hayvancılık. Yani otlak arazisi çok sınırlı sayıda olduğu için mahalle muhtarımız diyor ki bizim hayvanlarımız ancak bize yeterken bir de yörük anayı getirdiler. Biz kendisine karşı değiliz. Elbette gelsin hayvanlarını otlasın ama bizim arazimiz ancak bize yetiyor. Bu yörük ana inşallah 2021 yılı içerisinde de başka bir yörüğe, başka bir mahalleye gönderilmesini istiyor kendisi de. Başka son olarak bir şey söylüyor musunuz? Yok, ne teşekkür söyleyeyim. Ediyoruz. Mustafa Bey de Tomarza Belediye'miz encümenimize de son bir sözlerini alalım ve kapanışımızı yapalım. Çok teşekkür ediyoruz. Son şunu söylemek istiyorum. Kayseri Valimizden, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımızdan, bizim memleketimiz kayak yapılabilecek bir memleket. Yapay kar değil zaten. Gelip görebilirler. Biraz sonra da zannediyorum Murat Bey sizin de gidip göreceğiz yerinde. Kayseri'den bizim köylülerimiz geliyor, burada kayak yapıyor. Çok da güzel bir kayak alanı. Buradan buraya el atarlarsa valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız daha iyi köyümüzün kalkınacağını zannediyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Aslantaş Mahallesi sakinlerimize her bir ferdine bizleri kucak açtılar. Bizleri evlerine buyur ettiler. Yani iyi bir ev sahipliği oldular. Kendilerine şahsım ve ilçem adına da teşekkür ediyorum. Ve buradaki de programımızı sonlandırmış oluyoruz. Gesi bağlarında dolanıyorum. Yitirdim yarimi. Aman aranıyorum, yitirdim yarimi. Aman aranıyorum, bir çift selamına güveniyorum. Gel otur. Söyleyin halimden bilmeyen ben o yarın eyleyim halimden bilmeyen ben o yarın eyleyim.
Nesi bağlarında üç top gülüm var. Ey Allah'tan korkmaz, sana bana ölüm var. Sevgili izleyenler, bugün dilimiz döndüğünce sizlere Aslantaş mahallemizi tanıtmaya çalıştık. Aslantaş mahallemiz, programımızın başında da söylediğimiz gibi, Tomarza ilçe merkezine yaklaşık 45 km, yani bir araçla ortalama 1 saat civarında, yani 45 dakika veya bilemediniz 1 saat içerisinde Aslantaş mahallemize ulaşabiliyorsunuz. Aslantaş mahallemiz Tomarza'mızın en ücra, en sınır mahallelerden bir tanesidir. Aslantaş mahallemizin hemen ardından nereye bağlanıyor? Adana il sınırı. Yani Tufanbeyli ile Tomarza arasında kalan Aslantaş mahallemizden sonraki kısım ise Adana'ya bağlı. Buradan sonra Tufanbeyli'ne gidiliyor. Yani bu yol, arkamızda görmüş olduğunuz bu yol, aynı zamanda Adana'ya gidenler için, Tufanbeyli'ye gidenler için de bu yol kullanılmaktadır. Sevgili izleyenler, Aslantaş mahallemiz yaklaşık 1900 civarında rakımı vardır. 320 civarında nüfus olduğunu öğrendik. 3000 civarında küçük baş hayvan yetiştiriciliği var. 600 civarında da büyük baş hayvan yetiştiriciliği var. Burada arazi fazla olmadığından dolayı insanlarımız, genelde buradaki mahalle sakinlerimiz geçimlerini büyük baş veya küçük baş hayvan besleyerek geçimlerini sağlıyorlar. Pandemiden dolayı da fazla bir yere gidemiyorlar. Mahallenin kahvehanesi kapalı olduğu için de vatandaşlarımızı toplanmıyorlar. Devletimizin almış olduğu kurallarda riayet edip ellerinde kalıyorlar. Bizlere ağırladıkları için mahalle muhtarımız Hamdi Davarcı Bey başta olmak üzere, Tomarza Belediye Meclis Üyemiz Mustafa Önder olmak üzere tüm Aslantaş mahalle sakinlerine teşekkür ediyoruz. Bir başka mahallemizi tanımak üzere hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyoruz.